Ekranları başında izleyenleri saygıyla selamlıyor ve sağlıklı günler diliyorum. Turizm sektörünün pandemi sürecine karşı aldığı önlemleri, seyahat ajantalarımızın gelecek stratejilerini ve koronavirüs sonrası normalleşme sürecinin sektöre etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuklarımız TÜRSAP Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, TÜRSAP Kuşadası Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, TÜRSAP Sağlık Turizmi İktisat Başkanı Ali Rıfat Peşkircioğlu ile birlikte yurt dışından iki konuğumuz daha var. Kardeş ülke Azerbaycan'dan Azerbaycan Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Rustav Guliyev ve İspanya'dan konuğumuz Armutur Genel Müdürü İnanç Yamaç. Konuklarımıza hoş geldiniz diyor ve sözü Rustav Guliyev'e veriyorum. Rustav Bey, tekrar hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Türkiye ile Azerbaycan arası her yönde, her alanda köklü ilişkileri var. İki ülke için söylenen tek millet, iki devlet ifadesi biz sözden ibaret olmadığını ikili ilişkilerden görüyoruz. Bunun en önemli göstergelerinden biri de 3 Haziran 2020 tarihinde yani 5 gün önce uygulamaya giren vize muafiyeti. Artık bundan sonra iki ülke vatandaşları karşılıklı olarak vize almadan ülkelere seyahat edebilecekler. Bu süreçte şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz süreçte bütün dünyayı etkisi altına alan başta turizm sektörünü ve önemli ticaretlerin sonlanmasına sebep olan ülkeler arası seyahatlerin neredeyse tamamını durduran COVID-19 virüsüyle karşı karşıya kaldık. Ve 3 aylık süreci bütün dünya ülkeleri olarak Çin hariç geride bıraktık. Azerbaycan COVID-19 sürecini özellikle turizm faaliyetleri yönünden nasıl geçirdi, nasıl geçiriyor? Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Bütün TÜRSAP üyelerini, yönetim kurulunu selamlıyorum. Değerli kardeşlerimi, meslektaşlarımı da selamlıyorum. Ve bu fırsatı Azerbaycan için, bizler için, yarattığınız için bütün özel sektör turizm temsilcileri adından size teşekkürlerimi bildiriyorum. Çok sağ olun. Çok hassas bir konuyla ilgili bu günleri toplantımızı ve görüşlerimizi yapıyoruz. Evet, dünyada pandemi haline alan COVID-19 bütün sahelerde olduğu gibi, bütün ekonominin bütün sahelerinde olduğu gibi turizm sahesini de çok büyük bir tehdit altında tutmaktadır. Söz konusu 100 milyonlara yakın bir iş yerlerinin, trilyonların üzerinde bir devriyenin turizm iktisadiyatından kaybolması ve milyonlarla şirketin söylediğimiz gibi faaliyetlerine son vermesi tehlikesi var ve Azerbaycan da tabii global dünyanın bir terkip hissesi gibi ilk günlerden bu tehdide karşı çok iyi bir başarılı bir tecrübe formalaştırdı ve Türkiye gibi destek alan değil destek veren ülkeler sırasındadır ve ilkin etapta da elbette vaka sayısında da çok söylediğim gibi az olsa da halihazırda bugünkü güne yolukanlar, hastalananların sayısı sıfırdır. 88 ölüm halı olmuştur ve test muayene 339.876'dır. Ve sağalanlar bugünkü güne 4.149 rakamıdır. Ve Cumhurbaşkanımız tarafından da ilk günden 19 Mart'ta verilen ferman ve silsile fermanlar tabii ki iş adamlarının ve KOBİ'ye kurumlarının ayakta kalması için çok büyük bir destek oldu. Böyle ki söylediğimiz gibi işçi gruplarda 3 istikamet üzere iş adamlarına destekle ilgili tedbirler planı yapıldı ve şu aşamada iç turizmin geliştirilmesi meselesi söz konusu ve 1.8 maddesinde de turizmcilere verilen destek bu vergi tatillerinin yapılması, emlak ve toprak vergisinden azat olma ilkin etapta ve bütün çalışanlara demek olar ki turizm sektöründe ilk Nisan ve Mayıs ayı için onların maaşlarının verilmesine bağlı devlet bir kompensasyonu yaptı ve kredilerle de ilgili %10 kredilerin subsidiyalaşması, imtiyazlı kredilerin verilmesiyle ilgili fermanlara imza atıldı. Toplam kademeli şekilde 3,5 milyar
manat bu 1 milyar 750 milyon euro civarında bir destek paketi çıkıldı. Bu destekler sadece turizm sektörüne de faaliyet gösteren şirketlere mi oldu yoksa bütün global olarak? Evet, yani bu komple iş adamlarına ve daha da devam ediyor. Yani bu pandemiye devrinde daha bu bitmediği için yani bu son hamleler, tedbirler değil ve bu devamlı şekilde de yani pazarın analizi ve monitoringlerden sonra da əlavə dəstək paketlərlə ilgili deməli tədbirlər alınır. Bu yəni Azərbaycan dövlətinin yaptığı bizim üçün böyük bir fırsat idi, imkan idi. Yəni bu dönəmdə bir də ilk dəfə olaraq bəlkə də dünyada COVID-ə qarşı mücadilə vakfı yaradıldı. Burada hələ Cumhurbaşkanlığı tərəfindən və bir sıra dövlət dairələri və digər özel kurumlar tarafından da ihaneler yapıldı. Elbette bugün post pandemi dövrü nasıl olacak ve bizim fırsatlarımız nedir? Burada kısaca olarak ilk aşamada tehlikesiz koridorlar projesini yapmamıza ihtiyaç var ve Türkiye ile Azerbaycan arasında bu daha real gözüküyor. Olabilsin ki biz Avrupa'ya, diğer ülkelere, Schengen sazişi devletlerine ilk aşamada gidemeyeceğiz ve komşu devletleri ziyaret edeceğiz ve Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ilk aşamada bu seferleri iç turizmden sonra regional turizm olarak başlatabiliriz ve illerle yapılan Bakü-Tbilisi Kars demiryol hattının da neredeyse yani önce hastalığın bir lokalize olması ve bu bir varoluşumuz meselesi de elbette tehlikesizlik ön planda olan bir meseledir ve düşünürüm ki bu kısa seyahatlerle biz neredeyse bu ilk olarak post pandemiden sonraki fikirlerimizi ve projelerimizi açıklayabiliriz. Evet. Rustam Bey, tekrar dönüş yapacağım size. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Özellikle kardeş ülkede vefat edenlere başsağlığı diliyoruz. Sağlık bekleyenlere de acil şifalar diliyoruz. Aynen, biz de karşılıklı. Keza ülkemiz içinde aynı dilekleri ve temennilerimizi sürekli yeniliyoruz. Şimdi sağlık turizmi alanında sizler çalışma yapıyorsunuz. Bizim bir konuğumuz da TÜRSAP Sağlık Turizmi İhtisas Başkanımız Rıfat Peşkircioğlu. Rıfat Bey'e şimdi dönmek istiyorum. Sağlık turizminin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün turizm sektöründe faaliyet gösteren kişiler olarak, işletmeler olarak, birlikler olarak yine kazancın, turizm girdisinin, turizm kazancının ve döviz girdisinin yüksek olması sağlık turizminde daha etkin, daha önemli. Ve bununla birlikte bir taraftan böyle sağlık turizmiyle ilgili gelirler yüksek iken sağlık turizmine yapılan yatırımlar da yüksek olmasını icap ediyor tabii bu durumda. Özellikle insan kaynağı, yetişmiş insan kaynağı, kalifiye insan kaynağı çok önemli. Turizmin her alanda olduğu gibi sağlık turizminde daha da önemli. Ve bununla birlikte yine pahalı yatırımların yapılması gerekiyor sağlık turizminde. Ve ülkemiz de bu anlamda son zamanlarda yaşadığımız şu pandemi sürecinde yeni sağlık tesisleri yapmaya başladı Rıfat Bey. Ve devlet yetkililerinden sıkça sağlık turizmi kavramını duymaya başladık. Şimdi şunu tam ben size sormak ve öğrenmek istiyorum izleyicilerimizle birlikte. Pandemi öncesi ile normalleşme sürecinde sonra yani 1 Haziran'dan sonra bu süreçten sonra sağlık turizmi nasıl bir boyut kazanır sizce? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan herkese selamlar gönderiyorum. Evet, maalesef süreç pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak ikiye bölünmüş durumda. Biz esasında öncesine baktığımız zaman Türkiye'deki bu sağlık turizmi yatırımları 1990'lara kadar gidiyor. Burada kamu hizmetlerinin yanında özel sektörün devreye girmiş olduğunu ve birçok sağlık tesisleri yapıldığını görüyoruz. O günlerden sonra 2002 ve 2012 yılları arasında da bu konunun bir devlet politikası şeklinde dönüştüğünü ve sağlıkta dönüşüm
programına geçildiğini görüyoruz. Burada ortaya konulmak istenen unsur, bu konunun kaliteli bir şekilde hem Türk halkına sunulması hem de bu vasıtayla yurt dışından gelecek olan yabancılara kaliteli bir şekilde bu hizmetin verilmesi hususu gündeme geliyor. Burada tabii Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı'nın, SATÜRK gibi kuruluşların bu işi daha bir organize şekle döndürmesi, çatı yapıyla diğer aracı kuruluşlara ve bu işle uğraşan birimlere daha sağlıklı bir yol çizmesi hususunda fayda sağladığını görüyoruz. Tabii bizim ülkemizin sağlık potansiyeli, sağlık turizmi potansiyeli esasında çok fazla. Fakat bunu ne kadar değerlendirebiliyoruz, bunu tartışmak gerekir. Biz esasında baktığımız zaman medikal turizmi gerçekleştirmek için üç temel unsurun gerekli olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi turizm olanakları. Burada ülkenin iklimi, doğası vesaire, tarihi gibi unsurlar devreye giriyor ki biz bunda zaten çok güçlüyüz. İkincisi sağlık hizmetlerinin olanakları, hastaneler, personel, teknoloji, imkanlar, uzmanlıklar, uygun fiyatlar gibi unsurları görüyoruz. Üçüncüsü de müşteriyle sağlık sektörünü buluşturacak profesyonel organizasyonlar. İşte bu konuda esasında profesyonel organizasyonların çok da yeterli olmadığını görüyoruz. Seyahat ajantalarına bağlı olarak çalışan Sağlık Turizm İhtisas Komisyonu burada bence çok önemli bir görev üstlenmiş durumda. Şu anda bizim 109 tane aracı kurum bu işte uğraşan üyemiz var. Bu üyelerimiz hem Sağlık Bakanlığı'ndan akredite olmuş durumdalar hem de TÜRSAP üyesi arkadaşlarımız. Ve Rıfat Bey bir ilave yapalım. Uluslararası sağlık turizmi yapma yetkinliği alan aracı kurumlarla birlikte işletmeler toplam ülkemizde 970 sayısı. Evet, 970 sağlık yani benim saydığım sadece izah et olan. Bu anlamda çok çok güçlü bir altyapımız var. Çok, evet, buyurun. Çok lütfen. Güçlü bir altyapımız var. Dediğiniz gibi bunu geliştirme yönünde de potansiyellerimiz mevcut. Tabii burada pandemi sonrasına bakmak durumda kaldığımız zaman sağlık turizminin hakikaten önünün açık olduğunu görüyoruz. Sadece yapmamız gereken şey şudur bence, bir SWOT analizi yapmamız gerekiyor. Yani bizim ülke olarak, bölge olarak, şehirlerimiz olarak ve kurumlarımız olarak, şirketlerimiz olarak faydalanabileceğimiz ve eksik yanlarımızı ve artı yanlarımızı ortaya koymamız gerekiyor. Bu şekilde baktığımız zaman mesela bir çatı yapının oluşturulmuş olması bence çok büyük bir avantaj. İkincisi milli hava yolumuz Türk Hava Yolları'nın her yere ulaşıyor olabilmesi ikinci bir avantaj. Yani bu esasında çok önemli bir unsur. Yine GCI akredite, uluslararası akreditasyonu sağlamış olan sağlık kuruluşlarımızın dünyada ikinci sırada oluşu. Dört mevsime yayılmış bir iklimimizin oluşu ve bizim üç kıtanın ortasında 1,5 milyar nüfusa 3-4 saatlik uçuşlarla ulaşıyor olabilmemiz, genç bir nüfusumuzun oluşu, Türkiye'deki sağlık kuruluşlarında bekleme sıralarının az oluşu, fiyat politikamızın çok uygun oluşu gibi artı özelliklerimiz hakikaten çok cazip. Ama bunun dışında yapmamız gereken şeyler var, olumsuz tabii şeyler de var. Mesela bu çatı yapımız ile aşağıdakilerin arasındaki bazı mevzuat düzenlemelerini yeniden ele almamız gerekiyor. Hatta bu da süreç içerisinde düzelecektir diye düşünüyorum. Avrupa Birliği ülkeleri arasında sağlıkta serbest dolaşım uygulamasının ülkemizi kapsamaması bir avantaj. Bununla ilgili çalışmalar var mı? Bununla ilgili de çalışmalar var. Evet, yani çünkü bu olmak zorunda. Hastaneler de şu anda bu mevzuatı irdelemeye başladılar. Bir başka dezavantaj, özel ve kamu hastanelerinde yabancı dil sorunumuz var.
Üst düzey hekimlerimiz, tabii üst düzey çalışanlarımız, tabii dil konusuna hakimler, fakat aşağıda çalışanlar, hemşireler, sağlık teknisyenleri vesaire gibi. Bunlara da bir eğitim modeli düzeltmemiz gerekiyor bu sorunu. Yine tanıtım eksiklerimiz tabii ortaya çıkıyor. İmaj sorunumuz var. Bu imaj sorunu zaten Ali Bey biliyorsunuz, sağlık turizminde değil, genel olarak Türkiye'nin turizminde de bir sıkıntı. Tabii Rıfat Bey, sözünüzü unutmayın lütfen. Şu da çok önemli. Şu anda sağlık turizmine yönelik hizmet veren hem özel hastaneler olsun hem kamu hastaneleri olsun. Burada hastayı, sadece hastanın gelmesine bakıyorlar. Hastayı kimin getirdiğiyle hiç ilgilenmiyorlar. Yani aracı kurulumlar yetkin mi, seyahat ajantası mı, bunlar hiç bakılmıyor. Dolayısıyla aslında hastanın hastanelerde, tesislerde tedavi gördüğü kadar belki bunun 2-3 katı dışarıdaki hizmetler var, operasyonları var. Bunların kimler tarafından yapıldığını sorgulamıyorlar, bakmıyorlar. Aslında bu bunların bir bütün olarak ele alınması gerekiyor değil mi? Yani aynen. Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğü'nün kurulmuş olması birkaç yıl önce ülkemiz olarak çok önemli bir gelişme bakıldığı zaman. Burada asıl çok da konudan uzaklaşmadan bir konuyu daha öğrenmek istiyorum. Şu pandemi sürecinde ülkemiz diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığı zaman pandemi sürecini aslında sağlık yönünden çok iyi yönettiğini görüyoruz. Hem iç basında hem dış basında bu fark edilebiliyor. Ve Cumhurbaşkanı ve diğer bütün üst düzey devlet yetkilileri yeni yatırımlarda hep sağlık turizmi ifadesini kullanıyorlar. Bundan sonra ülke sağlık turizmini yeni bir politika haline getirebilir mi acaba? Nasıl? Siz de Ankara'dasınız ya, biraz daha kulağınız bu anlamda hem deliktir hem yakındır bu ortamlara. Nedir durum burada? Gayet tabii. Yani sağlık turizmi dediğim gibi devlet politikası şekline dönüşmüş durumda. Ve ben şunu çok istiyorum tabii. TÜRSAB'ın diğer acentalarının da bu konuya eğilmesini çok istiyorum. Dediğiniz gibi çünkü sağlık turizmi diyoruz. Turizm bu ifadenin, kavramın içerisinde. Bizim dediğiniz gibi sadece sağlık kısmı değil işin, başka boyutları da var. Yani A'dan Z'ye insanların ülkeye ulaşımı, konunun takip edilmesi, refakatçilere verecek olan hizmetler. Bu konuda birazcık tabii inovatif olmamız lazım. Yani hasta işte beklemek yerine bazı programları devreye sokmamız lazım. Yani burada mesela gastronomi turizmi de ilişkilendirilebilir sağlık turizmiyle. Bir ameliyat olan, işte gözünden ameliyat olan, burnundan ameliyat olan bir hasta ya mesela uzaklaşması açısından bir mavi tur önerilebilir gibi böyle değişik inovatif şeylerle, turizm paketleriyle konu daha da bir cazip hale getirilebilir düşünüyorum. Yani tabii sağlık kısmı hastanelerle ilişkili. Biz onu koordine ediyoruz, izliyoruz. Ama dediğiniz gibi altyapıda turizm boyutu var işin. O çok daha önemli bu bağlamda. Evet. Peki teşekkür ederim. Ben sizi çok fazla tutmak da istemiyorum. Şöyle ki tekrar Rustan Bey'e dönmek istiyorum. Bizim Rustan Bey'le ilk tanışıklığımız sağlık turizmi çalışmaları kapsamında oldu. Ben de bir dönem TÜRSAB'ın sağlık turizmi ihtisas başkanlığında görevliydim. Defalarca karşılıklı Rustan Bey'le temaslarımız oldu. İşte Rustan Bey Türkiye'ye geldi, biz Azerbaycan'a gittik, sağlık turizmi fuarlarına katıldık. Bazı çalışmalar için girişimlerde bulunduk. Şimdi Rustan Bey'e dönmek istiyorum. Rustan Bey, Türkiye'ye TÜİK'in verilerine göre, bizim Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2019 yılında 55 bin ziyaretçi gelmiş Azerbaycan'dan Türkiye'ye sağlık turizmi hizmeti almak için. 55 bin ziyaretçi gelmiş. Yani 900 bin ziyaretçi gelmiş. Bunun 900 bin ziyaretçinin içerisinden rakamları düz söylüyorum. Yani küsuratlı olarak söylemiyorum. Bunun 55 tanesi, 55 bin tanesi kişi sağlık turizmi için gelmiş. Şu anda sizin Türkiye ölçeğinde sağlık turizmi ilişkileri bakımından yeni çalışma planlarınız, hedefleriniz ya da şu tür çalışmalar yapabiliriz diye planlarınız var mı yapmış olduğunuz?
Çok teşekkür ederim. Benden önceki değerli meslektaşımın da fikirlerinde hemen hemen söyleyebiliriz ki hem Azerbaycan için hem Türkiye için aynı problemler ve aynı şöyle diyeyim yani gelişme unsurlarını biz görüyoruz. Ancak maalesef bu faaliyetlerimizde biz önce bazı şeyleri kendimize aydınlatmamız lazım. Yani son devirlerde Azerbaycan'la ve Türkiye ile sağlık turizm sektöründe çok büyük bir gelişmeler oldu ve maalesef şöyle diyeyim kötü senaryolar üzere de mesela insanların tedirgin körte bir şekilde tesislere gitmesi ve aynı zamanda bu facilitatorların ve aynı zamanda bu providerların düzgün şekilde politikanın yürütmemesi, business kuralların dışında bazı faaliyetler tabii hem Türk insanının, Türk doktorunun, Azerbaycan uzmanının adına getirilen bazı o problemleri ortaya koydu. Öncelikle bir fikri ifade etmek istiyorum. Ümdünya Sehiye Teşkilatı'nın tadkikatlarında da bunu gösterir ki, ahalinin sağlık durumu dört esas faktörden oluşuyor. Bunlardan biri insanların hayat tarzıdır. İkincisi bu genetik faktörlerdir. Üçüncü ekoloji bizi etraf mühitten bizi etkileyen faktörlerdir ve dördüncüsü de sehiye sistemidir. Burada 50-55 faiz bu hayat tarzı, diğer 15-20 faiz işte genetik kodlar, genetik faktörler ve 20-25 faiz de etraf mühit ekolojidir. Ve burada yalnız 10-15 faiz ülkenin sağlık sistemi meselesidir. Yani önemli olan yani bu payın içerisinde ne kadar biz çaba göstermeli ki bu %15 oranını %20 oranlarına getirip çıkacak. Şimdi son zamanlarda biz Türkiye ile Azerbaycan arasında beynelxalq platformlarda, uluslararası platformlarda sağlık turizm örgütü ve aynı zamanda Amman'da geçirilen zirve toplantısında da sağlık turizminin 8 alt segmentini belli ettik. Yani bu tibbi turizm, wellness, termalizm, hemen o kulinari turizmi, sağlıklı beslenme konsepti, spor turizmi, 3. yaş grubu turizmi ve sosyal turizmi. Biz baktığımızda Azerbaycan ile Türkiye arasında bütün bu 8 alt segment üzere çok iyi bir hedefler ve sahalar var bunun için çalışmaya. Ve her zaman Türkiye'li kardeşlerimiz bize diyor ki siz neden Karlovarı, Truskavets, işte Slovenya'nın kurortlarına gidiyorsunuz? Bizde de Kaplıca var, Kür var. Ancak bu ben düşünüyorum ki bunun iyi şekilde yapımı Balçova ile başladı. Biz sonra daha iyi şekilde Pamukkale ile bu tatil kendiyle başladık. Yani bunun avantajı odur ki yani mevsime bağlı değil ve en az 12-14-18 küre uygun bu geceleme, bu da iktisadi cihetten çok semereli bir faktördür. Ve biz geldik dedik ki bu yalnız tatil değil yani bu deniz turizmi anlamından çıkmalı. Çünkü biz 100 senelerdir bu eski Sovyetlerde böyle bir kültür var yani yılda bir defa gidip o suyu içmek ve şey yapmak. Ve son zamanlarda ben görüyorum ki yani gerçekten de Türkiye'de bu sahede de büyük bir işler gelir. Mesela biz şu anda Hattuşa Vacational Thermal Club'la büyük bir işbirliği içerisindeyiz ve hem Azerbaycan'dan olan turistlerin Türkiye tesislerine gitmesi ve orada olan 85-150 bin aile abone ailenin aynı zamanda Azerbaycan'ın da kazanması burada çok önemli faktördü ve siz bilirsiniz ki yani biz 2016. yıldan sonra da çok büyük bir termal turizm ve rehabilitasyonla ilgili Türkiye'ye turistler yani pasiyentler gönderdik ve yalnız medical check-up ve ameliyat dışında bu çok güzel bir turizm nevidir ve bunun işte oturuşturması lazım. Yani güzel Çekya, Slovenya, Rusya tecrübesi var ki burada halihazırda bizim o son zirve toplantısında da Bakü'de sağlık bir hayat tarzı olmalıdır. Yalnız 11 ay çalışıp bir ay değil dinlenmek. Her gün ve bu pandemi devrinde de biz ne kadar gördük ki sağlık
ne kadar önemlidir ve her bir yerde 7'den 77'ye konsepti olmalı. Yani aile başçısı, sahibi bir yere gidiyorsa tabii ki orada hem çocuklara uygun hem aile üyelerine uygun bir tesislerde sağlık faktörlerinin olması çok önemli. Mesela en azından bir iş turizmiyle ilgili Avrupa'ya giden zaman biz hemen bir güzellik salonu veya bir spa merkezlere biz başvururuz. Ve Azerbaycan'ın da bu işte çok büyük bir tecrübesi post-sosyalist Sovyet mekanında bilirsiniz de naftalan yağı var, sağlıklı. Yani dünyada bunun benzeri yoktu. Duz astım mağaraları var Nahçıvan'da. Ondan sonra urolojik galaltı suyu var. İsti su Sovyetler döneminde yani bizim güneyimizde olan bir yer. Sadece bu geçmiş o beyinlerde yani bu nesiller arası bölgüye yok demeliyiz. Yani termalizm eski bir şey gibi düşünülürse spa daha modern düşünülür. Aslında bunlar aynı ürün, yani iki brand aynı ürün, iki paralel pazardır. Ve bu evet. Bakımdan da Azerbaycan'la Türkiye arasında hem tabiat faktörleri var, hem insan faktörü var ki biz turizm günlerinin sayının artırılması için çalışmalıyız. Evet. Şimdi zaten 1 Haziran'da kalkan işte 5 gün önce kalkan karşılıklı vize uygulaması da zaten önceden de Azerbaycan'a karşılıklı ülke vatandaşları çok kolay seyahat ediyordu ama şimdi daha çok kolay seyahat edecek. Ben inanıyorum ki 2020 ve 2020'den sonra daha da bu anlamdaki ilişkiler, turizm anlamındaki ilişkiler artacaktır. Evet. Şimdi Rıfat Bey'e dönmek istiyorum. Rıfat Bey, Türkiye turizmi diğer alanlarda kaybetmiş olduğu ivmeyi, kaybı hem ziyaretçi bakımından hem döviz gerisi bakımından biraz sağlık turizminde bunu kapatabilir mi? Ne dersiniz bu konuda? Tabii yani genel turizm konseptinin içinde sağlık turizmi her geçen yıl değerini arttırıyor. Şimdi şöyle bir şey ifade edeyim size. 2013'te sağlık amacıyla yaptıkları harcamalar yabancıların Türkiye'ye gelen 147 bin dolar civarında. 2014'te 2 milyon 442 bine ulaşmış bu rakam. Ve son 5 yılda da %60 oranında bir artış yapmış. Ve Türkiye'nin elde ettiği rakam 6 milyar dolarlık bir rakam olmuş pandemi öncesi, 2020. Pandemi tabii devreye girince bu oran durdu maalesef, her şey durdu Nisan başında. Bu şunu gösteriyor, yani evet bu çok hızlı bir ivmeyle bir artış grafiği çiziyor bize. Dolayısıyla hani yabana atılır bir şey değil. Diğer tabii turizm faaliyetlerimiz devam edecektir ama söylediğim gibi sağlık turizmi de buraya tek başına bir gövde olarak girebilir. Diğer unsurlar da buna ilave edilerek çok daha büyük bir sıçrama elde edilebilir diye düşünüyorum. Yalnız burada tabii yine tekrar belirtmek istiyorum. Bu devletimizin bu sağlık turizmini bir devlet politikası haline getirdiği malum gayet güzel. Fakat bunu tabii pandemi sonrasında da oturup tekrar sağlıklı şekilde mevzuatları herkesin kullanabileceği şekilde daha rasyonel, daha pratik, daha hızlı şekilde bir modele dönüştürmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Rıfat Bey çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Diğer programa katılmanız için siz müsaade sizin. Evet. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese çok saygılarımı sunuyorum. İlerideki program sonuna kadar yine fikirlerinizden, düşüncelerinizden yararlanalım ama programlar çakışınca çakıştı. Böyle olmak durumunda kaldı. Çok, evet, teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Hepinize evet, saygılar, sağ olun. Çok sağ olun, iyi günler diliyoruz. Evet, şimdi TÜRSAP Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanımız Ferit Bey'e dönmek istiyorum. Bugün 8 Haziran ve Türkiye'deki normalleşme sürecinin bir nevi birinci haftasını geride bıraktık. Antalya'da geçen yıl yani 2019 yılında toplam 14 milyon 650 bin ziyaretçi Antalya'yı ziyaret etti. Antalya ölçeğinde baktığımız zaman ve ülkemizde İstanbul ve Antalya en fazla ziyaretçi alan iki şehrimiz, iki şehrin den Antalya birisi.
Bu sayının yani geçen sene 2019 yılındaki 14 milyon 650 bin ziyaretçinin 3 milyon 139 bin kişisi yılın ilk 5 ayında gelmiş. Yani bizim 1 Haziran'dan önce gelmiş. 2019'un 1 Haziran öncesinden gelmiş. Şimdi bu rakamları birbirinden çıktığımız zaman böyle çok bir matematik hesabı yapıyoruz. Ne kadar tutar bilmiyoruz ama Antalya'ya geçen sene gelen 2019 yılında gelen ziyaretçilerin 11 milyon 500 bin kişisi 1 Haziran'dan sonra gelmiş. Ve 2020 yılının ilk 4 ayında da, ilk 4-5 ayında da 450 bin civarında ziyaretçi Antalya'ya gelmiş. Şimdi ben Ferit Bey'e dönmek istiyorum. Antalya'da yıllarca turizm işi yapan, bizim Antalya'daki bölge temsil kurulu başkanımız. Ferit Bey, Antalya'daki turizmciler, sizler bundan sonra Antalya'ya ne kadar ziyaretçi gelmesini bekliyorsunuz ya da öngörüyorsunuz? Yani geçen sene 11 milyon 500 bin kişisinin sayısına ulaşabilir miyiz? Buyurun lütfen. Merhaba Ali Bey. Çok teşekkür ederim. Bu güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle bunlar tabii ki bizim istediğimiz güzel dilekler. İşte böyle rakamlar olsun diye. Fakat bir de rakamlara şöyle bir bakalım. Geçen sene 1 Ocak 31 Mayıs arasında ki gelenle bu sene gelenleri karşılaştırdığımızda Mart, Nisan ve Mayıs ayında yani sıfırlı rakamlarla karşılaştık biz. Yani bu inanılmaz bir rakam. Havalimanımıza uçak inmedi. Hatta inen bir havalimanı uçak şirketinin videoları arkadaşlar arasında sevinçle karşılandı. Bir tanesinden bahsediyorum. Şeyden bahsetmiyorum. Yani işte birinci uçak veya işte yüzüncü uçaktan falan bahsetmiyorum. Biz 2020'nin Nisan ve Mayıs ayında sıfırlı rakamlarla karşılaştık. Ha var evet 300-500 tane rakam var resmi olarak da onlar da tahliye uçuşları. Yani onların da herhangi bir uçuş olduğunu düşünmemek gerekiyor. Yani bu sıfırlı rakamları gördükten sonra önümüzdeki Temmuz, Ağustos, Eylül'de nasıl bir şey olacak? Aslında şöyle düşünün. Bunu en güzel örneğini şöyle düşünelim. Biz her zaman Mart'ın 15'inde muhtemelen Nisan'ın 15'inde iyi bir rakamla karşılaşacağımız umduk. Nisan'ın 1'inde, Mayıs'ın 1'inde iyi bir rakamla karşılaşacağımız umduk. Böyle her 15 günde bir baktığımız zaman önümüzdeki bir ayı gayet olabilir diye düşünüyorduk ama bunlar olmadı. Yani bu biraz böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bunların hemen hiçbir tanesi olmadı. İşte insanlar hatta 15 Haziran'dan sonra özellikle şöyle söyleyeceğim. Almanya uçuşlarını şöyle önemsiyoruz. Hem etnik şeyimiz var. Hem etnik kültür, etnik müşterimiz var. Veya etnik seyahat özelliği olan bir şey. Yani Antalya'daki Almanya'daki yaklaşık 3 milyon ziyaret eden şeyimiz var. Türk müşterilerimiz var. Bunları şey için söylüyorum, uçak müşterisi olarak söylüyorum. En azından bunlarla başlar diye düşünüyoruz ama şu anda bu 15 Haziran olan tarihi 1 Temmuz'a tekrar erteledi Avrupa Birliği. Yani dolayısıyla böyle bir rakamı görmek veya böyle bir rakamın olacağını söyleyebilmek için gerçekten çok zorlanırız. Biraz da böyle tam ne olur ne olmaz diye baktığımız zaman inanın umutlu konuşmak biraz da yanıltıcı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü öyle ya da böyle 15 ve 30 günlük periyotlara baktığımız zaman bu umudumuz var. Yani 45 güne de bu umudumuz var ama her 15 günden sonra bu umudu tekrar 30 güne erteliyoruz. Bunu bu şekilde umutsuz bir mesajla iletmiş olayım. Peki, özellikle iç rezervasyonlarda, oteller noktasında çok yoğun iptal ya da erteleme almış mıydınız? Şimdi çok yoğun. Şöyle çok yoğundan şöyle söyleyeceğim. Yaklaşık Antalya'da 630 bin yatak var. Yani bu 630 bin yatak nitelikli bakanlık belgeli yatak. Ve Türkiye'deki toplam yatağın da yarısına tekabül ediyor. Dolayısıyla böyle bir kapasitede şu anda oteller açılımlarını 1 Temmuz'a doğru erteliyorlar. Yani ilk önceden 15 Haziran gibi veya 20 Haziran gibi karşılama veya işte açılması söz konusuydu. Evet oteller hazır. Yani
personel veya şey olarak kendilerini çok iyi hazırladılar. Bekliyorlar ama şu anda da öyle bir rezervasyon yok. Yani hiç açmayan tesis var mı Ferit Bey şu anda Antalya'da? Hiç açmayan tesis var mı? Şöyle söyleyeyim, %10'u geçmez. Yani 600 bin yataktan 60 bin yatak şu anda ya vardır ya yoktur. Yani bugün için söylüyorum. Ama bu 15 Temmuz'da biraz daha 100 binli rakamlara ulaşır tahmin ediyorum ama mesela bir bölge var ki o bölgede hemen hiç kimse düşünmüyor otelini açmak. Yaklaşık o bölgede de 150-200 bin yatak var. Yani biraz da böyle düşünmek lazım. Şu andaki iyi niyetler veya göstergeler evet olabilir olarak görünüyor ama tarih olarak, zaman olarak bugünkü işte 8 Haziran'a baktığımızda 8 Haziran gecesi konaklayan Antalya'da neredeyse turist yok. Biraz da tam olarak bunu böyle değerlendirmek lazım. Tabii uçuşların da olmaması bunun en büyük etken, yurt dışı uçuşlarının olmaması en büyük etken. 15 Haziran'dan sonra değişecektir muhtemelen. Dönüş yapacağım ben tekrar size Ferit Bey. Peki. Lütfen. Şimdi benzer durum Kuşadası'nda da, Kuşadası bölgemizde, Ege bölgemizde de var. Şimdi Eda Hanım'a dönmek istiyorum. TÜRSAP Kuşadası Bölge Temsil Kurulu Başkanımız Eda Yurtcan. Eda Hanım, Kuşadası tabii Antalya'da içinde geçerli. Bizim tabii yurt içi iç turizmde çok fazla ziyaretçinin gitmiş olduğu, geceleme yapmış olduğu yerlerden birisi Kuşadası. Yani ben bile Antalya'dan önce Kuşadası daha çok böyle ilk zamanlar duyardım. Daha çok böyle ilgi gören, ilgi çeken bir cazibe merkezi durumundaki yerdi Kuşadası. Kuşadası'na 2019 yılında yaklaşık 4,5 milyon bir geceleme yapılmış. Bu yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre konuşuyorum. Ve bunun yaklaşık 1,5 milyonuna yakın, yani 1 milyon 350 bin civarındaki gecelemeyi de bizim yurt içi ziyaretçilerimiz yapmış. Ve tabii ki deniz, kum, güneş konseptinde konuştuğumuz için yılın ilk 5 ayında da çok fazla bu konsept tatil yapılabilen bir dönem değil. Yani Haziran'dan itibaren olan bir dönem. Şimdi biz en azından geçen seneki sayılara, şimdi Ferit Bey'in sorusuyla aynı olacak. Geçen seneki 1 Haziran'dan sonraki sayılara 2020 yılında ulaşabilir miyiz? Tabii bunu şunun için soruyorum. Biz 2019'a göre 2020 yılında yaklaşık bir %15-%20 turizmde artış bekliyorduk. Yani bu artışı da bir tarafa bıraktık. Artık bir artış beklemiyoruz. En azından 2019'un 1 Haziran'ı ile 31 Aralık tarihli arasında Kuşadası'ndaki geceleme sayısına ulaşabilir miyiz? Sizin bölgedeki değerlendirmeler, öngörüler nedir acaba? Buyurun lütfen. Merhabalar Ali Bey. Herkese önce Kuşadası'ndan selamlar. Yani esasında tabii Ferit Başkanım'la sorumuz aynı oldu. Genelde ikimiz de kıyı bölgesiyiz. Yaşadıklarımız da aynı şeyler. Geçen senekinden çok daha fazla yüksek bir rakam bekliyorduk esasında bu seneki 2020 yılındaki gecelemelerde. Fakat maalesef yani ben de çok üzülerek, hani umutsuz da gözükmek istemiyorum. Ama o rakamları yakalamamızın mümkün değil hani şeklinde söylüyorum. Çünkü en başta 4 aylık çok büyük bir kayıp var ve bu kayıbımız sıfır. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında sıfır vaziyetteyiz. Şu an hepimiz 1 Temmuz'u bekliyoruz. İşte 15 Temmuz'dan sonra biraz daha bir hızlanma bekliyoruz. Ama yine de Temmuz ayında bir %40'lık kayıp olacağını öngörebiliyoruz. Eğer her şey daha iyi giderse Ağustos'u, Eylül'ü belki %20 kayıplarla yine devam edeceğimizi düşünüyoruz. Yani o nedenle geçen seneki rakamları maalesef dış pazarda da iç pazarda da yakalama şansımız mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Ama iç pazarda bu normalleşme sürecinde biz ilçe olarak gerçekten ülke olarak da kendimizi çok güzel koruduk. Ve biraz daha normalleşme sürecinde insanlarımızın yavaş yavaş artık bir hareketlenmek istediklerini de görebiliyoruz. Çok büyük tabii ki ertelemeler aldık, çok büyük iptaller aldık. Aldığımız ertelemeler sonra yavaş yavaş gene iptallere de dönmeye başladı. Tüm iç pazarımızda, iç piyasamızda. Ama şimdi tekrardan artık herkesin kurallara ve sosyal mesafeye uyarak birazcık hareketlenmeye, çıkmaya ve devletimizin vermiş olduğu genelgelerin
Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı kuralların çok iyi olduğunu ve herkesin bunlara birebir uyduğunu bildikleri için esasında biraz daha iç pazarın herhalde Temmuz'da daha hareketleneceğini, Haziran'ı çok düşünmüyoruz yine ama Temmuz'da hareketleneceğini düşünüyoruz. Ama ne kadar bu hareketlenmeler tabi olsa da geçen seneki rakamları yakalamamız mümkün değil gözüyle bakıyoruz. Peki şimdi yurt içinde daha çok bu sene 2020 yılında yurt içi seyahatlerin artacağını öngörüyoruz. Özellikle bireysel tatiller, yurt dışı seyahatlerinde olabildiğince az olacağını öngörüyoruz sektör olarak. Bu biraz artırabilir mi? Yani en azından yaklaşık 1 milyon 350 bin geceleme yapmış yurt içi ziyaretçiler Kuşadası'na. Böyle bir beklenti var mı yurt içi ziyaretçiler açısından, turizm açısından? Yani bu rakamı yakalama şansımız tabii ki biraz zor ama yine de yurt içinde geçen seneki belki Temmuz, Ağustos, Eylül'lere bakarsak, bu 3 ayı baz önüne alırsak belki de gene güzel rakamlar yakalayabiliriz bölgemiz olarak da, tüm bölgelerimiz olarak da aynı zamanda. Ama tabii bu iç turizmde de bizi engelleyecek olan bazı kıstaslarımız da var maalesef. Nedir bu işte 65 yaş üzerimiz ne zaman dışarıya çıkacak? Okullarımız ne zaman açılacak? Özel sektörde çalışanlarımızın çoğu yıllık izinlerini kullandılar. Mecburen kullanmak zorunda kaldılar bu pandemi sürecinde. Yani ne kadar geceleme yaparak kaç gecelik dışarıya çıkabilecekler? Belki uzun 14 günlük izinlerini kullanamayacaklar da belki bir hafta sonu anca çıkabilecekler. Yani bunlar da tabii ki bizim iç pazarımızı birazcık olsun etkileyen olaylar. O nedenle tam şu an Temmuz, Ağustos, Ağustos'un 15'inde özel okullarımız açılacak mı? Açılırsa ki bu da uzun bir haftalık tatilimizi mecburen. Yani bunların ek maddeleriyle, genelgelerin tamamlanmasıyla biraz iç pazarın hareketleneceğini umuyoruz. Ama o sayıları yakalaması mümkün değil gözüyle de bakıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Eda Hanım, tekrar devam edeceğiz konuşmaya. Şimdi İspanya'dan katılan konuğumuz Army Tour Genel Müdürü İnanç Bey'e dönmek istiyorum. İnanç Yamanç'a. İnanç Bey merhaba, tekrar hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkür ederim. İspanya, Akdeniz çanağında bulunan önemli bir turizm ülkesi. Hatta program öncesi sitesinde de konuştuk. Gerçi biliyoruz, dünyada en fazla Fransa ile birlikte ziyaretçi alan ülkelerin başında geliyor İspanya. Yine Türk gezginler, Türkler tarafından da tarih, kültür anlamında çok fazla ziyaret edilen ülkelerden birisi İspanya. Bu anlamda 2019 yılında yaklaşık 270 bin Türk ziyaretçi İspanya'yı ziyaret etmiş. Yine İspanya'daki İspanya vatandaşları da aslında ülkemize kayıtsız değil. Yaklaşık 257-260 bin civarında da İspanya vatandaşı ülkemizi ziyaret etmişler. Yani karşılıklı böyle eşit bir sayı söz konusu. Şimdi biz de tabii basından izliyoruz, takip ediyoruz. Birçok outgoing operasyonlar, Avrupa turları, İspanya turları iptal edildi ya da açığa alındı bizim tur operatörlerimiz tarafından. Siz de yıllarca İspanya'da bulunuyorsunuz. Şu anda İspanya hükümeti bu pandemi sürecini turizm açısından nasıl geçiriyor? Turizm sektörüne yönelik ne tür çalışmalar yapıyor? Sizler neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Tabii, teşekkürler. Tüm konuklarımıza da Granada'dan selamlar. Şimdi biz Ali Bey, bildiğiniz gibi hem asıl uzmanlığımız İspanya için incoming, yani Türkiye'den, çeşitli Arap ülkelerinden ve Almanya'dan, Fransa'dan, özellikle Türk nüfusundan buraya gelen misafirlerimize burada yer hizmetleri veriyorduk. Birçok acentaya Türkiye'den yer hizmetlerini sağlıyorduk. Aynı zamanda son bir yıldır outgoing, yani İspanya'dan Türkiye'ye ve Balkanlara yönelik bir çabamız vardı. Şimdi bu süreç için COVID sürecinin en yoğun etkilediği ülkelerden biri kuşkusuz İspanya. İşte baktığınız zaman şu anda 280 bin vakamız vardı, 27 bin kaybımız var. Ülke çok zor bir duruma girdi. Çünkü İspanya'nın şöyle bir durumu var. İspanya'nın ekonomisinin %12'si turizmden. Direkt. Yani milli gelirin %12'sini turizm oluşturuyor.
Özellikle 2008 krizi sonrası zaten turizmle yeniden ayağa kalkmışlardı. Hatta bu %12 rakamını şöyle söyleyebiliriz. Yan unsurlarla beraber yani lokantalar vesaire bu yaklaşık %25'lik yani 1/4'lük bir pay ekonomide turizm üzerine ve işte en son 83 milyon misafir ağırlamış. Dünyada turizmin en gözde mekanı durumunda İspanya. Ve bu sene mesela 90 milyon civarı turist bekleniyordu 2020 için. İnanılmaz ön rezervasyonlar vardı. Bizim Türk piyasasında da Türkler için de Türk misafirlerimiz için de inanılmaz. Biz mesela 2019'da 8 bin misafirimize hizmet vermişiz. Ön rezervasyonlarımıza göre 12 bin gibi bir rakam bekliyorduk sadece kendi ajandamız olarak. Bunların hepsi kayboldu. Ve biz ben açıkça da söyleyebilirim. Biz şu anda 2020'yi kapattık kabul ediyoruz. Yani 2020 bitmiş bir yıl. Ama 2021 için çok güzel beklentilerimiz var. İspanya hükümeti bize çok önemli desteklerde bulundu. Şöyle ilk olarak şey yaptılar zaten olağanüstü hal ilanıyla beraber. Mesela bizim ofisimizde 5 çalışanımız vardı. Şu anda hiçbiri yoklar. Çünkü hepsi biz burada erteliyoruz. Çalışmıyorlar. Evden de yani ihtiyaç olduğu takdirde aslında yardımcı olabiliyor ama aslında çalışmıyor. Devlet onlara maaş ödüyor. Yani maaşı... İnanç Bey sadece turizm sektörüne yönelik desteği mi oldu İspanya hükümetinin? Tabii. Yani bu şöyle hem turizme yönelik hem bütün sektörlere bize iki destek verdiler. Bir çalışanlarımızın maaşının %80'ini ödüyorlar ve çalışanlarımız duruyor. Bize hiçbir yükü kalmadı. Bütün vergi ödemelerimizi ve sigorta ödemelerimizi ertelediler. Ayrıca bize kredi imkanı sağladılar. Yani yaklaşık %2 faizle 5 yıllık ilk yılı geri ödemesiz ciddi kredi imkanları sağlar. Bu kredi imkanları değişiyor. Yani şirketinizin büyüklüğüne göre değişiyor. Mesela bizimki gibi şirketlere yaklaşık 200 bin euroya kadar bir limit koydular. Bu kredileri kullanabiliyoruz. Böyle imkanlar sağladılar. Yani bu anlamıyla hani şey yönden rahatız. Mesela ben şirket sahibi olarak bile şu anda yaklaşık işte 900 euro bir şey bağladılar. Bana bile maaş bağladı devlet. Yani biz de çalışmıyoruz aslında. O şekilde bekliyoruz. Evet çok güzel bir şeymiş. Bizim için güzel oldu en azından. Yurt dışındaki diğer ülkelerdeki meslektaşlarımızın böyle destek görüyor olmasına bile mutlu olduk. Yani biz bu destekleri görmüyor olsak da. Evet. Ferit Bey, tekrar size dönmek istiyorum. Bu pandemi süreci nasıl geçti Antalya'dan? Ne tür sıkıntılar yaşadık? Neler oldu? Şu anda durumlar nedir? İnanç Bey çok güzel bir şey söyledi. Yani işletme sahiplerine bile İspanya hükümeti maaş bağlamış. Yani bizde ne oldu ya da ne olacak? Var mı bir beklentimiz? Aynı soru size de gelecek Eda Hanım. Buyurun lütfen. O zaman şöyle söyleyeyim ben. İnanç Bey'e buradan söyleyeyim. Biz ilk otonom topluluğuz. Yani otonom şöyle bir şey var. Krizi de kendimiz yönetebiliyoruz. Hiçbir devlette katkısı olmaksızın nasıl derler onun adına yüksek sezonu da kendimiz yönetiyoruz. İçin açıkçası kısa dönem ödeneği haricinde herhangi bir destek olmadı şeyde Akdeniz bölgesinde. Akdeniz bölgesinde diye ben buranın raporunu vereyim. Genel şey ajantalar olarak söylemeyeyim. Bu aslında arada bakınca kısa çalışma ödeneği Türkiye'deki bütün sektörlere yapılan bir uygulamadır. Yani sadece turizm sektörü de değildir. Bu da 3 aylık bir dönem içinde. Ancak bu 3 aylık dönemin bitmesiyle birlikte sadece turizm sektörüne ki çünkü bu pandemiden ilk etkilenen ve en son bu etkiden çıkacak olan turizm sektörüdür. Ve bu turizm sektörü etkiden 2020 yılı sonuna kadar da çıkamayacaktır. Yani 2021 demiyoruz aslında. 2020 yılına kadar çıkamayacaktır ki bu daha da etkileri uzun sürecektir. Yani sarsıntıları devam edecektir. Yani bizim kısa çalışma ödeneği aslında turizm sektörüne yönelik devam etmesi gerekiyor. En azından nitelikli istihdam ettiğimiz personelleri, elemanları kaybetmemek için. Yani aslında doğru olan bu olması gerekiyor. Biz İspanya'daki gibi işletme sahiplerine vesaire işverenlere bir şey istemiyoruz bu noktada. Sadece çalışanlar için istiyoruz. Buyurun lütfen siz devam edin şimdi. Tabii buna biraz da şöyle şu gözle bakalım.
Şimdi bu önümüzdeki dönem bir 10 milyon, 11 milyon geçen seneye kıyasla bir müşteri gelip gelmeme ihtimalini değerlendirdiğimiz zaman bu asıl 10 milyonu getirecek operatörlerin rezervasyonlarını şu anda biz Eylül'e aldıkları görüyoruz. Eylül'e alıyorlar ama onu da ertelemeli alıyorlar. Yani müşteri depozitini ödemeden rezervasyonunu yapıyor. Rezervasyonunu değiştirme haklarını ona vererek veya ona eğer öderse de geri ödeme haklarını vererek, yurt dışı için söylüyorum, yurt için söylemiyorum, vererek rezervasyon topluyorlar. Yani aslında biraz önceki Ali Bey sizin söylediğiniz gibi kısa çalışma ödeneğiyle ilgili olarak hani 1 Temmuz'dan sonra ne olur cümlesinden şöyle bakın, 1 Eylül'e şu anda ışık anca görünüyor. Yani Temmuz Ağustos'ta birileri gelip gidecek ama bu ekonomik değeri olan birileri olmayacak. O bu bölgeyle ilgili bu bölgeyi kalkındıracak bir şey olmayacak. Yani biraz önceki bir şey anlat, hani yatak kapasitemizden bahsettik. İşte Antalya'da bu bölge için hem Alanya ve Kaş'a kadar diye düşünün. 750 bin belediye ve bakanlık işletmeli 750 bin yatak var. Şimdi 750 bin yatağın 10 euro değerini hesaplasanız 7 milyon bir gece için söylüyorum. Şimdi her bu geceler bu paralar gelmiyor. Yani bu paralar bir tane ve sıfır olarak geliyor. Yani sıfır olarak bunun karşılığı sıfır. Yani dolayısıyla şimdi biz kısa çalışmada ne olacak ne olmayacak diye tabii ki muhtemelen müdahalelerde siz genel merkez olarak bulunacaksınız ama gerçekten yok. Hani sıfır mı? Evet sıfır. Hani yok mu? Hiç yok. Gerçekten böyle bir rakamla karşı karşıyayız. Yani İspanya'yı buradan böyle gıpte ile izledik yani şeyde ama bizim burada tamamen kendi başına terk edilmiş bir sektör görüyoruz biz. Hemen her şekilde. Ha evet belki daha sonra geleceğiz oteller bu konuda neler yapıyor diye ama sektöre bu konuda bir desteğin olmadığını açık açık söylememiz gerekiyor. Bu kısa çalışma ödeneğinin haricinde. Evet tabii tamamen haklısınız, katılıyorum. Eda Hanım şimdi size döneceğim. Şimdi bizim 2019 yılında hem Ruslan Bey hem İnanç Bey de özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye'deki turizm çok önemli. Yani şimdi turizm bütün ülkeler için çok önemli. Bakın İspanya'nın program öncesi bir sohbetimizde İnanç Bey İspanya'nın yaklaşık 46 milyon nüfusu olduğunu ve 83 milyonda 2019 yılında ziyaretçi geldiğini ülkenin. Yani neredeyse iki katı. Ve İspanya'nın en büyük gelirlerinden birisi turizm geliri. Ülkemiz için de aynısı geçerli. Yani geçen yıl yaklaşık 35 milyar dolar dış ticaret açığını bu turizm sektörümüz bizim Türkiye'de tek başına kapattı. Yani bunun artık farkında olunmaması, farkına varılmaması söz konusu olamaz. Yani bunun herkes farkında olması gerekiyor. Yani devletin en tepesindekinden bütün kademelerine kadar, bütün bakanlıklar düzeyinde, bütün genel müdürlükler düzeyinde ve Cumhurbaşkanımız düzeyinde. Herkes bunun farkında. Biz çağrılarımızı yapıyoruz. Bütün ajantalar olarak, bütün işverenler olarak, turizm çalışanları olarak, turizm paydaşları olarak, turizm birlikleri olarak çağrılarımızı yapıyoruz. Bunun farkına varılması gerektiğini söylüyoruz. Türkiye yıllardan beri yapmış olduğu birikimleri yani şurada 3-5 ay içerisinde kaybedebilir ve bu 3-5 yıl içerisinde de toparlanamayabilir. Yani bunun fark edilmesini bekliyoruz ve sürekli çağrılarda bulunuyoruz. Sözlü, yazılı, her türlü ortamda bunu dile getiriyoruz. Yazılı, görsel, bütün mecralarda dile getiriyoruz. İnşallah fark edilecek ve bir yerde bu sektör desteklenecek ve bu desteği de bekliyoruz. Eda Hanım, Kuşadası'nda da muhtemelen ülkemizin bütün bölgelerindeki gibidir durum. Yani Antalya'dan farklı değildir, İstanbul'dan farklı değildir. Ama yine de sizin buyurun lütfen görüşlerinizi almak isterim bu konuda. Yani Ali Bey tabii evet seyahat acentalarımızın gerçekten bu bölgede de desteğe ihtiyaçları var. Şimdi 1 Haziran'da normalleşme sürecine ülke olarak girdik. Bu çok güzel bir şey tabii ki. 1 Haziran'dan önce işte kuaförlerimiz, AVM'lerimiz Mayıs ortasında yavaş yavaş açılmaya başladılar. 1 Haziran'da restoranlarımız açıldı. Diğer tüm esnaf arkadaşlarımız iş yapmaya başladı. Bu da çok çok güzel bir şey. Şu an bizim Kuşadamıza geldiğiniz zaman
gerçekten de çok hareketli restoranlarımız, sahilimiz, sokaklarımız ve dışarıya çıktığımız zaman esasında bundan çok mutlu oluyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Yani esnafımız hareketlendi, para kazanıyor diye mutlu oluyoruz. Ama kendi üyelerimize dönüp ve kendimize dönüp baktığımız zaman maalesef bizler bu hareketi yaşayamıyoruz. Özellikle gene aynı şeyi söyleyeceğim. Kıyı kesimindeki acentalar 18 ay gibi bir zaman boyunca bunu yaşayamayacaklarını düşünüyorum. Niye 18 ay diyorum? Biz 2019 Ekim'inde hemen hemen sezonumuzu kapattık. Kimi Ekim başı kapattı, kimi Ekim ortası, kimi Kasım'ın ilk haftalarında sezonumuzu kapattık. Bir de bizim bölge olarak en büyük geçim kaynağımız zaten başka tarımımız, sanayimiz yok, turizm. Bir de limanımız var. Yani incoming ve kruvaziyer bizdeki en önemli iki adım diyebilirim. Büyük bir darbe yemiş durumda. Gemilerimizin ne zaman limanımıza yanaşacağı belli değil. Kruiz acentalarımızın ne zaman bir iş yapabilecekleri, ne zaman kasalarına para girebilecekleri, ne zaman müşterileriyle beraber olacakları belli değil. Yine teminki gecelemelerden de konuştuk. Belki çok ufak tefek bir şeyler yapacağız mutlaka ama bu seyahat acentalarının 18 ay dediğim yani 2021 Mart ve Nisan'ına kadar belki de pek bir şey göremeyeceğini düşündüğüm için 18 ayı kullanıyorum. Ki bu da bir şirketin veya bir ne bileyim esnafın ayakta kalabilmesi için çok çok uzun bir süre gerçekten. Bu nedenle kısa çalışma ödeneği gerçekten bizlere bu 3 ayda çok faydası oldu. Ama en azından sektör olarak bizler, belki de otelcilerimiz bunlardan daha devam etmeli. Yani çalışamayacak olan sektörün biraz daha keşke uzaması en büyük tabii tercihimiz. Krediler bazında hepimiz biliyoruz. Yani üyelerimiz çok fazla kredi kullanamadılar. Bazı olaylara takıldılar. Yaz ve kış çalışmalarından dolayı, sezonluk iş yapmalarından dolayı. Bu 18 ay için gene üyelerimize kredi mutlaka şart gerekli. Yani kullanabilecekleri şartlarda bir kredi gerekli yalnız. Çoğu kredilere çoğu başvuramadı. Yani devletimiz evet elinden geleni yaptı ama tek buradaki olay biz diğer sektörlerle aynı değiliz. Daha geç sürede toparlanacağız. Daha geç sürede kendimize geleceğiz. O nedenle birazcık daha bizlere destek talebinde bulunuyoruz. Yani bütün üyelerimizle hepimiz öyleyiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi programımızın da sonuna yaklaştık. Şimdi hızlıca herkesten son olarak düşüncelerini, görüşlerini isteyeceğim. Ruslan Bey'e dönmek istiyorum. Ruslan Bey, uçuşlar ne zaman başlıyor? Azerbaycan'dan, Bakü'den bir plan var mı? Türkiye ile ilgili şu anda bir uçuş planı var mı? Nedir durumlar? Şu son durum. Ses var mı? Evet, geliyorum. Buyurun lütfen. Evet, ses kapalı herhalde sanırım. Evet, Ruslan Bey'in sesi kapalı arkadaşlar. Evet, Ruslan Bey'in sesini biz alırken, ses gelirken İnanç Bey'e dönelim. Evet İnanç Bey, iki ülke arasındaki şöyle, siz hem incoming hem Türkiye'den de outgoing yapan tur operatörlerimizde, ajantalarımızda birlikte karşılıklı çalışmalar yapıyorsunuz. Bununla ilgili 2020 yılında çok fazla iptaller, rezervasyon, dondurmalar, açığa almalar vesaire. Nedir bu durum? Bana bir anlatabilir misiniz? Tabii ki yani şöyle söyleyebiliriz Ali Bey, zaten bütün rezervasyonlar iptal oldu. Türkiye'den gelecek tüm misafirlerimiz, programlanmış 2020 sonuna kadar olan tüm gruplarımız iptal oldu. İşte bütün bizim gerek Elhamra gerek diğer yerli hizmetlerle tüm büyük hemen hemen operatörlerle çalışıyoruz. Hepsi iptal ettiler. Şimdi işte kimileri mesela Türkiye'de şey çabası var, 6 ve 4 kişilik işte küçük gruplar organize edilmeye çalışılıyor ama şöyle bir sıkıntı var. Aslında bir de buradan da örneğin 90 kişilik bir kafilemiz vardı. İspanyol hatta ilginçti İspanyol Müslümanları haça gidecekler. Öncesinde yaklaşık bir hafta Türkiye'de
geçirmek istiyorlardı. Onu organize etmiştik. İptal oldu. 90 kişilik bir gruptu. Biz de çok üzüldük. Türkiye'ye talep çok var. Hatta ben size şöyle söyleyebilirim. Bundan 3 gün önce telefonum çaldı. Bir bayan aradı beni. Ve şey dedi. Ben Türkiye'ye gitmek istiyorum. Dedim ki çok güzel ama şu anda uçak yok. Biz şu an aslında size samimiyetle şunu söyleyebilirim. Covid bitti. Yani İspanya'da da artık normalleşme çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Covid fikri bitti ama yeni bir mevzu var. Ekonomik kriz. Artık burada konuşulan bu. Yani Covid bitti ama hiçbir şey normal olmayacak çünkü çok büyük bir ekonomik kriz geliyor. Ve şunu söylemek istiyorum. İspanyollar da Avrupa'nın genel zihniyeti bu krizlere karşı adaptasyonları çok zor. Bakın inanın ben bunu şu anda yaşıyorum. Oteller bizimle bağlantıya geçiyor. Diyor ki işte biz oteli açtık. Gelin tamam. Fiyatlarınızı örneğin sahil şeridinde şu anda Malaga siz de bilirsiniz. O sahil şeridinde gecelik koydukları fiyatlar 120 ila 150 euro arası 4 yıldızlı oteller. Bu gerçekçi bir rakam değil. Oteller boş. Ama hala fiyatı yüksek tutmaya çalışıyorlar. Çünkü o imajı var. Bu bir adaptasyon sorunu. Ekonomik krizin boyutlarını göremiyorlar. Ama hissedilmeye başlandı. Çok ciddi bir kriz. 10 milyon kişi etkilenmiş İspanya'da. Bakın 46 milyon nüfus var. 10 milyon çalışan bu Covid sürecinden etkilenmiş. Türkiye bu anlamda inanılmaz avantajlı bir ülke aslında. Ben o yüzden Türkiye'nin de geleceğini çok parlak görüyorum. Çünkü biz peki, çok hızlı İspanya, adapte olabiliyoruz. İspanya basınında Türkiye'nin sağlık süreci yönetimiyle ilgili konular hiç yer alıyor mu? Hiç dikkatinizi çekti mi bu gibi konular? Yani şöyle, Türkiye'nin salgını ne kadar iyi yönettiğiyle ilgili değil de Türkiye'nin salgın sırasında İspanya'ya yardım etmesiyle ilgili haberler çıktı. Bir de İspanyollar gerçekten Türkiye'ye çok sıcak bakan insanlar. Yani aynı Akdeniz havzasını paylaştığımıza inanıyorlar. Bu anlamıyla Türkiye ile ilgili olumlu haberler var. Türkiye'nin sıkıntısı şu, açık söyleyeyim ben size Ali Bey. Bir Türkiye'nin adı saç ekim merkezine çıktı İspanya'da. Biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Mesela bu sene özel bir program hazırlamıştık yaz için Bodrum üzerine. İspanyollara Bodrum'u tanıtmak hedefimiz vardı. Yani İspanyol'un zihniyetinde Türkiye demek saç ekim ve Kapadokya. Saç ekim kısmı da zaten şu anda çok olumsuz bir yere evrildi açık söylemek gerekirse. Yani orada yine kendimize yaptık yapacağımızı. Fiyatları çok düştük. 2500 eurolardan en son 1200 eurolara kadar düştü ve bazı olumsuz operasyonların haberleri de gazetelerde boy boy çıkınca çünkü burada da ciddi bir rahatsızlık yarattı yerel sektörde. O PNR çalışmasıyla çok ciddi bir zarar verdiler. Yani işte ana mesele burada. Hani sizin ürününüzü iyi bir şekilde pazarlayıp oradaki denetimi de sağlam tutabilmeniz. Yani merdiven altı işte şey başlayınca saç ekim merkezleri başlayınca olumsuz olaylar yaşanıyor ve bu sizin ciddi bir rekabet yarattığı için de dezavantajınıza dönüyor. Bir karşı tarafın eline koz veriyor. Evet. İnanç Bey çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yayınımıza katıldığınız için çok önemli bilgiler paylaştınız bizimle ilgili. İnşallah en yakın zamanda normalleşme süreci bizi eski günlerimize dönüştürür. Tabii ki birçok konunun farkına vararak, farkındalığını yaşayarak tekrar hem İspanya vatandaşlarının ülkemize gelmesini bekleriz. Hem de Türk ziyaretçilerin tekrar İspanya'ya biz de fevkalade severek getirmek isteriz. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Şimdi Ruslan Bey'e dönmek istiyorum. Az Ali önce Bey, yayın sesim geliyor mu? Sesiniz çok güzel geliyor Ruslan evet, Bey. Evet, teşekkür ederim. Ben de sonunda bütün benim ekip arkadaşlarım, meslektaşlarıma teşekkür ederim. Türkiye'de, İspanya'da olan evet. insanlara. Soruyu almışsınız değil mi? Soru evet, almıştım. Soruyu almıştım. Buyurun. Evet. Buyurun. Şu anda yani bildiğiniz gibi Azerbaycan'da 15 ne kadar olan dönemde bu yumuşak karantina bu ay sonuna kadar uzatıldı ve şu anda da elbette bütün ön işlemler yapılmıştır. Sadece olarak şu anda Türkiye'de bazen Türk Hava Yolları da aynı şekilde Azerbaycan Hava Yolları'ndan anonslar veriyor. Açılma sürelerine ilgili. Halihazırda düşünürüm ki biz artık yazda tatili ve yaz turizmini biraz erteleyeceğiz ve neredeyse maalesef yani Eylül ayından itibaren yılbaşı turları vesaire
hazırlanıp yani tam 2021'e köklenmemiz lazım. Hatta yani vaka sayısı bitmese yani herhalde iç turizm içinde, domestik turizm içinde çok büyük bir iç pazar içinde yani söylediğim gibi bu erteleme meselesi yani insanlar da bu günleri tatile çıkmak istiyor, dinlenmek istiyor ama düşünüyorum ki ilkin aşamada insanlar akrabaları, dostları ziyaret edecekler. Yavaş yavaş küçük otellere daha çok gidecekler. Bir de bilirsiniz bizde de Sahman programı bu COVID'e karşı bir standartlar yapıldı. Şemsiyeler arasında 4 metre, check-in, check-out meseleleri, 60% doluluk vesaire. Ve düşünürüm ki gece olsun gücü olsun ama yani önce insan sağlığıdır ve dikkat etmeli. Gerçekten de bu vaka sayının düşmesi ki hepimizin kendine ait bir meseledir. Sağlık olsun. Düşünürüm ki ilkin aşamada yani hatta uçaklar bile başlamasa yani demiryol turizmi veyahut da otoyollarıyla en azı insanlar birbirine gidip gelmeyi turizmin alternatif nevlerine daha çok üstünlük tanımalıyız. Bu bakımdan da biraz optimist olalım. Yani hala dünyanın sonu değil. Yani her şey kötüyse demek son değil. Bütün sonlar mutlu sonlukla bitiyor anlamında. Ve bu kadar. Yani söyleyebileceğim bu kadar. Ve TURSAP'la ilgili de bunu söyleyeyim ki TURSAP Azerbaycan turizmcilerinin ve Azerbaycan turizm asosiyaları var. Birkaç tane yani bizde faaliyet gösterir ve danışma kurulu kuruldu devletimizin yanında ve biz de hep takip ederiz. Bazı mesela Bodrum Antalya otellerinden webinarlara katılıyoruz ve aynı zamanda Azerbaycan imkanlarını Türkiye'yle bizim hemkarlarımıza sunuyoruz ve 80 milyon üzerinde olan bir Türkiye bizim için de turizm açısından çok büyük bir pazar gibi gözüküyor. Yani demek ki biz birbirimize daha fazla gidip gelmeliyiz ve TURSAP'tan da ricam ve temennim odur ki TURSAP Azerbaycan turizmcilerin bir stratejik bir kurumudur gerçekten de ve biz isterdik ki Azerbaycan'la ilgili de ortak paketlerin yapılmasında, İpek yollarında, modern Silk Road'da biraz çaba gösterelim çünkü bizim bizden başka kimsemiz yok ve en azından bu tehlikesiz koridorlar anlamında bu stratejik planlarımızı gerçekleştirip Türkiye Cumhuriyetler arasında ben sonra Kazakistan, Azerbaycan daha real gözüküyor. Yani Türkiye üzerinden ve Gürcistan'da bu bakımdan alternatif turizm tiplerinin, növlerinin geliştirilmesi bu günlere masanın üzerinde olan bir tartışma konusudur. Çok sağ olun. Rüstem Bey çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Evet Ferit Bey'e dönmek evet. istiyorum şimdi. Mehmet Gem de yazmış tabii. Mehmet Bey'i de izliyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz buradan. Şimdi Antalya'da 2019 yılında gelen turistlerin yaklaşık %60'ını Rus ve Alman vatandaşları oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi Rusya 15 Temmuz'dan itibaren uçuşların başlayacağını söyledi ve burada Türkiye'nin de olacağını gördük yani haber ajanslarından böyle okuduk. Ancak Almanya hala Türkiye'ye ne zaman uçuş olacağını açıklamadı. Yani resmi olarak böyle bir açıklama göremedik. Biz aslında Haziran'dan sonraki Temmuz-Ağustos aylarında hem Almanya hem Rusya pazarlarından çok ümitliydik. Şu anda Antalya'daki durum, beklenti ya da son gelişmeler nedir? Yani bu pazarlardan %60'lık bir ziyaretçi, geçen seneye oranla %60'lık bir ziyaretçi gelir mi? Ya da nasıl, ne kadar gelir Ferit Bey? Bununla ilgili yine Mehmet Bey'in notunda gördüm. Mesajla katıldı. İngiltere'nin tur operatörleri açıklama yapmış. Yurt dışı seyahatlerinden ülkelerine dönen ziyaretçileri 14 gün karantinaya almalarını ilan etmişler. Tabii bu bir yerde de seyahatleri ortadan kaldırır. Yani engeller. Yani kim bir yere gidip tekrar döndükten sonra 14 gün karantinada kalmak ister, seyahatten vazgeçmek daha kolay olur insanlar için. Nedir acaba şu andaki durum? Nasıl bakılıyor? Bu haberler, bu bilgiler sizlerde de var neticede. Buyurun lütfen. Şimdi şöyle, Rusya'daki bizde Rusya ve Alman tur operatörlerindeki kendi uçaklarını koyan, kendi uçaklarını programlayan operatörle görüşmelerimizde
bu rakamların bu kadar daha yakın olmadığını görüyoruz. Yani bu rakamlar biraz daha uzakta. Dediğim gibi Ağustos sonuna veya Eylül başına doğru tur operatörleri kendini daha güvende bu programları yapabilirim diye düşünüyorlar. Şimdiki özellikle mesela Rusya hattı değil de Almanya hattının önemi şu şöyle. Birçok Alman, pardon özür dilerim, Türk, Almanya'daki Türk, Alman uçuşunu bekliyor aslında. Hani bu Alman uçuşları olduğu zaman ilk önce tamam turistler de olmasa da bir koridor oluşturulsun isteniyor. 15 Haziran umudumuz vardı şeyde Almanya için. Ama o şu anda 1 Temmuz, ben yani bugün sabah bir iki yerde okudum ama doğrulatamadım. 1 Temmuz artık geçmeye başlıyor. Aynı İngiltere'deki dönemlerde gibi. Bu arada İngiltere'de bizim 3. büyük pazarımız. Yani %40'ı Rusya oluşturuyor o oranların, %20 Alman oluşturuyor, %5'i de şey oluşturuyor, İngiltere oluyor toplamın içinde. Toplam 16 milyon, 15 milyon rakamının içinde. İngiltere'de bizim 3. pazarımız aslında. Evet. Dolayısıyla İngiltere'de dönemlere böyle bir şey yapacağım, 15 gün kalacaksınız cümlesi tabii bizim hemen hepsini yıldırıyor. Yani bu tür buraya gelmelerini teşvik etmiyor. Daha da terse tepki varıyor. Ama buradaki en büyük etken Rus ve şey açılışları. Rus ve Alman açılışları. Çünkü o %50'nin fazlası. Açıldığı anda bu bölgenin muhtemelen olması hareketli, yani bu bölgenin hareketi bu 2-3 pazarla başlar. Yani bu 2-3 pazardan sonraki yapacağımız herhangi bir başka bir yerdeki güvenli koridor vesaire bizim buradaki o 700 bin yatağımızı çok fazla etkilemez. Veya işte iç turizm ne kadar etkiler baktığınız zaman gerçekten çok az etkileyecek görünüyor ki bir Eda Başkanım çok güzel açıkladı. Birçok çalışan iznini kullanmış sayıldı bu süreçte. Birçok çalışanın izni olmayacak yazın. Yani bir de öyle bakmak lazım olaya. Olayın ekonomik kriz boyutunu da daha devreye sokmamış durumdayız. Ama bence önümüzde bir ekonomik kriz görünüyor. İnanç arkadaşımın söylediği gibi. Bu ekonomik krizle ilgili en iyi ilacın da turizm olduğunu bizim anlatmamız ve bunu bir an önce başlatmamız lazım. Yani bunu biraz daha gelişine veya oluruna bırakmak yanlış olacak turizmde. Çünkü önümüzdeki dönemde muhtemelen gelecek olan krizin en büyük ilacı turizm gelirleridir. En büyük ilacı buradan ekonominin dönmesidir. Dolayısıyla biz bunu siz genel merkezde dahil olmak üzere akışına bırakmayacağınızı biliyoruz. Bu işte bakanlıklar seviyesinde dahi akışına bırakılmayacak bir sektör olduğunu dikkatinize hepinizi beraber tekrar çekmek istedim işin açıkçası. Evet Ferit Bey, çok teşekkür ederiz Ferit Başkan. Eda Hanım, Kuşadası'ndaki küçük tesisler, butik oteller, şu son zamanlarda daha çok küçük oteller tercih edilir algısından bir pay alabilir mi? Biraz iş turizmde biraz daha fazla ziyaretçi konaklama sayısını artırabilir mi? Ne dersiniz? Yani evet, ama biraz daha böyle küçük otellerdense daha çok evlere bir yönelme oldu. Özellikle dilim bölgemizde bizim çok fazla zaten yazlık evimiz bulunuyor ki orası da İngiliz pazarıyla daha çok çalışan bir bölgemiz. Yine aynı şekilde Kuşadası merkezde de çok fazla yazlık sitelerimiz var ve bu yazlık sitelerimizdeki evlerin kiralanma yöntemine daha fazla gidilmeye başlandı. Ama tahmin ediyorum küçük pansiyonlarımız veya tek böyle büyük blok apart, büyük bina şeklindeki otellerdense hani tek binalık bir tatil köylerimiz biraz daha fazla rağbet görecektir diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de var, aynı Ferit Başkan'ın son söylediğine katılmak istiyorum. Şimdi iç pazar hareketlenecek dediğimiz zaman, yani iç pazarda inşallah bir iki hareket başladığı zaman zannetmesinler ki hiç kimse biz seyahat acentalarımız yeni rezervasyon alıyoruz. Maalesef bizler ertelediğimiz, yani parasını daha önce alıp kullanmış olduğumuz otellere ve uçaklara belki de vermiş olduğumuz
misafirlerimizi tekrar belki de bir Temmuz ayında, Ağustos ayında bir döndürme, tarih döndürmesi olarak döndürmüş olacağız. Yani iş yapıyormuş gibi gözüküp esasında iş yapmayacağız. O nedenle birazcık o konuya hem İnanç Bey'e hem Ferit Başkanım'a katılıyorum. Yani ekonomik kriz esasında bundan sonra başlayacak diye düşünüyorum. Eğer destekler devam etmezse. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 aylık süreçten sonra normalleşme sürecinin ilk haftasını geride bıraktık ülkemiz olarak. Konuklarımızla birlikte bugün normalleşme sürecinin nasıl bir başlangıç yaptığımızı, turizm sektörünün beklentilerini ve öngörülerini değerlendirmeye çalıştık. Azerbaycan'dan Azerbaycan Sağlık Turizm Derneği Başkanı Ruslan Guleyev bizimle birlikteydi. Yine İspanya'dan İnanç Bey bizimle birlikteydi. Ve TÜRSAP Sağlık Turizmi İhtisas Başkanımız bizimle birlikteydi. Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanımız Ferit Bey ve Kuşadası Bölge Temsil Kurulu Başkanımız Eda Hanım'la birlikte normalleşme sürecinde süreci ve bugün yeni bir başlangıcın ve bundan sonraki turizm sektörünün nasıl bir şekil alacağını konuştuk ve tabii ki bununla birlikte neler yapılması gerektiğini konuştuk. Konuklarımıza paylaşmış oldukları bilgilerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca TÜRSAP TV rejide görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Bir başka sektörün analizi programında görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler herkese.